Çok ama çok güzel bir soru. Size yemin ediyorum MSÜ'de, TYT'de karşına net bir şekilde çıkabilir. Hem hikayesi açısından hem sorunun soruluş tarzı açısından hem kazanım vurgulaması açısından efsanevi güzel ÖSYM tarzı bir sorudur. İyi dinle. Ayşe, Berna, Canan, Derya ve Eylül'ün cep telefonlarında günlük attıkları adım sayılarını belirten bir program bulunmakta. Bu 5 arkadaşın aynı gün içinde attıkları adım sayılarıyla ilgili Ayşe'nin yorumu aşağıdaki biçimdeymiş. Demiş ki Ayşe kızımız benim yürüdüğüm adım sayısı ile Ayşe'nin yürüdüğü adım sayısını A diyelim. Diyor ki sadece Derya ve Eylül'ün yürüdüğü adım sayılarının çarpımı çifttir. Yani sadece A ile D'yi ve sadece A ile E'yi çarparsam sonuç çift olacaktır diyor bana. Ee, o zaman bu ne demek mesela ben A ile B'yi çarparsam çift olmuyor diyor çift olmayan şey tektir veya A ile mesela burada ne kaldı C A ile C'yi çarparsam tek oluyor diyor o zaman ben A B C D E desem şimdi A ile D'nin çarpımı çiftse ama A ile B'nin çarpımı tekken bu tektir bu tektir bu tektir bu tektir demeyeceğim yani A B C tekmiş arkadaşlar. Ve D ve E ile çarpılınca bu A'yı tek sayıyı çift oluyorsa demek ki D ve E kesinlikle çifttir. Bak 10 numara 5 yıldız oldu. Tamam. Buna göre aşağıda verilen hangi iki arkadaşın hatta toplam adım sayısı tektir? Toplam adım sayısının tek olabilmesi için birisinin çift hem birisinin tek olması gerekiyor. Ayşe Berna ikisi de tekti. Berna Canan ikisi de tekti. Derya Eylül ikisi de çiftti olmaz. Ayşe Canan ikisi de tekli toplamları çift gelir ama Ayşe ile Eylül yani tek de çifti toplarsam daima tek gelecektir. Cevabımız E şıkkıydı. Geçtim 37'ye. Doğrusal bir yol boyunca her adımında eşit mesafe yürüyen Volkan A adım ileri B adım geri gittiğinde yani A eksi B kadar ileri gider değil mi? A adım ileri gidiyorsa artı A'dır B adım geri geliyorsa eksi B'dir. A eksi B kadar ee, sevgili arkadaşlarım. İlerlediği mesafe bir tek sayı oluyormuş. İlerlediği mesafe budur ve bu tekmiş. O zaman A ve B teklik çiftlik babında birbirinin zıttıdır. Dolayısıyla bu tekse bu çifttir, bu çiftse bu tektir arkadaşlar. Güzel. Devam edelim soruyu okumaya. Diyor ki B adım ileri C adım geri gittiğinde yani B eksi C kadar. Değil mi? E, bu da diyor çift sayı oluyor diyor. Şimdi B eksi C çiftse B çiftken bu da çifttir. B tekse bu da tektir. Ve ekstradan diyor ki ilerlediği mesafe çift sayı. C adım geri eksi C. A artı B adım ileri giderse A artı B. İlerlediği mesafe çifttir diyor. Şimdi düşünelim. Bunun çift olması gerekiyor değil mi? Şimdi A eksi B tekse A artı B de tektir. Bunu anlatmıştım. Tekten bir tek sayı çıkarsa çifttir. Yani C kesinlikle tekmiş. C kesinlikle tekse o zaman ben şunu kabul ederim. Üsttekini kabul etmem çünkü üstte C çiftti. O halde burası elendi. Kesinlikle A çifttir, B tektir, C de tektir artık. Bunu bulduk. Peki kesinlikle çift olan soruluyor. A ile B'nin çarpımı çiftle tekin çarpımı çifttir. Doğru. A ile C'nin toplamı çiftle tekin toplamı tektir. Bu gitti. 3'ten B'yi yani 3'ten tekten teki çıkarırsam çift kalır. O halde bu da doğrudur. Doğru cevabımız. 1 3'tü yani cevap D şıkkıydı. Ve böylelikle 18'in de sonuna geldik. Devam ediyoruz 19. sayfamızda 38. ÖSYM bakışla gençler. Ne diyor sorumuzda? X ve Y birer tam sayı olmak üzere X, X artı 3, Y ve Y artı 2 bu sayılardan herhangi ikisi çarpıldığında sonucun daima çift sayı olduğu biliniyor. Yani ben herhangi iki tanesini seçtiğim zaman içlerinden mutlaka ama mutlaka bir çift var diyor. Bu ne demektir biliyor musun? Bu ne demektir? Bu şu demektir. Bunlardan ya bir tanesi tek, üç tanesi çift ya da hepsi çift. İki tane tek olan yok diyor. Şimdi iki tane tek olan yoksa ben şu ikisini seç, seçersem eğer y ve y artı 2. Neden bu ikisine odaklandım? Çünkü çünkü y tekse bu da tektir. Bu çiftse bu da çifttir. Ve ikisinin de tek olmasına imkan yok. Çünkü herhangi ikisi çarpıldığında sonuç çift oluyordu. Demek ki y kesinlikle çiftmiş. E, y artı 2 de çift oluyor. Şimdi x ve x artı 3'e gelecek olursam ben şunu iddia ediyorum. x tekse bu çift olur bu çiftse bu tek olur. Doğru mu? 3 eklemiş çünkü. Madem öyle ben x hakkında yorum yapamam. Yani bu iki durumda benim istediğim durumlardan birisi. Şöyle ki çift tek çift çift veya tek çift çift çift. Bu ikisini de istiyorum ama hangisi olduğunu bilmiyorum. Y kesinlikle çift lakin x hakkında yorum yapamam. Hangileri her zaman çifttir diye sorulmuş. E y'nin çift olduğunu bilmiyoruz mu biz? X de çarparsam çift olur. Şimdi bu çiftken pardon bu çiftken bu da çift olursa çift gelir. Ama bu çiftken bunun tek olma ihtimalinde toplamları tek olacaktır bu gitti. 2Y demiş Y zaten çiftti. E çift üstüne tek eklersem tek olur. Bu da gitti. Cevap neymiş? Yalnız birmiş. Pekala geldim 39. ÖSYM bakışa artık gençler artık sona doğru yaklaşıyoruz sizinle birlikte. Ne diyor bana? A, B, C, D tam sayılar. A artı D tek, D artı B çift, B artı C hemen bak. Neredeyse bütün sorularda yaptım bunu. Artık ee, benim yoğurt yeme biçimine alışsın diye umuyorum. A, B, C, D listeyi yazdın hemen. A ile D'nin toplamı tekmiş. Yani A ile D teklik çiftlik bakımından birbirini zıttı. Yani A tekse D çift. A çiftse D tektir diyeceğim. Tamam. Devam. D ile B'nin toplamı çiftmiş. E, D çiftken o halde B de çifttir. D tekse B de tektir. Tamam. Ve B artı C tekmiş. B çiftse C tektir. B tekse C çifttir diyeceğim. Ve iki tane ihtimal karşıma çıktı. Buna göre bu dördünden kaç tanesi her zaman tektir diye sorulmuş. Bakalım. A ile B'nin toplamı. Çi tekle çiftin toplamı tektir. Çiftle tekin toplamı tektir o halde bu her zaman tektir. A ile C'ye bakıyorum. Tekle tekin toplamı çift yaptı. kafadan elendi. C ile D'ye bakıyorum. Tekle çift, çiftle tek toplarsam daima tektir. B ile D'nin çarpımına bakıyorum. Çiftle çiftin çarpımı çift olduğu için her zaman tektir diyemem. Yani cevap hangileriymiş? Şunla şu hangi kaç tanesi diye sorulmuştu? Cevap 2 tanesi olacaktı. Geldim 40. örneğime dile kolay 40. örneğimizi çözüyoruz videomuzda gençler. A, B ve C tam sayı. A kare artı 3 A artı 1 B kere C'ye eşit. Buna göre 3 tane öncül var. Hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi efendim şu A kare artı 3 A'mız yok mu bizim? Bir A parantezini almayak mı orayı? A parantezinde A artı 3 olur mu? Artı 1'imiz var. Eşittir B kere C. Şimdi benim iddiam şu. A sayısıyla A artı 3 sayısı teklik çiftlik bakımından birbirinin zıttıdır. A'yı çift seçersem A artı 3 tek. A'yı tek seçersem A artı 3 çift gelecektir. Böylelikle biri tek biri çiftse çarpımları mutlaka çifttir. Üzerine bir eklersem B kere C mutlaka tek gelecektir. Ve Yine en başından beri 6782 kere söyledim. Tekle tekin çarpımının tek olduğu kazanımını ıslatıp ıslatıp önüne koyacağız. Bak yine karşımızda. B ile C'nin çarpımı tekse B de tektir. C de tektir. A hocam, A hakkında yorum yapamam. Onun hakkında yorum yok. Zaten B ile C hakkında zaten bak burada ne verilmiş? Üçü de B ile C hakkında. Güzel. Kesinlikle doğru olanlara bakacağım. B ile C'nin toplamı tektir diyor. E i̇kisi tekti, toplamları çift yapar. Gitti abi bu. Gitti. B kere C tektir demiş ki zaten bulmuştum. Doğru. B'den C'yi yani tekten teki çıkarırsam çift kalır demiş. Doğru. O halde cevabımız 2 ve 3'tü. Yani cevap D şıkkıydı. Dedik ve 41. Yani bu videomuzun bugünün son sorusunu çözüyoruz seninle. Yoruldum biliyorum ama değdi. Vallahi de değdi billahi de değdi. 41. örnek. X, Y, Z birer tam sayı olmak üzere. iki tane sayı vermiş. Bunlardan biri tek sayı ve diğerinde çift sayı olduğu biliniyor. Buna göre 3 tane öncül var hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Şimdi Öncelikle şöyle bir düşünsek x e, eksi x kere y. Şimdi ben x çarpı eksi x kere y'yi düşünecek olursam burada x parantezinde 1 e, eksi y biçimde yazabilirim bunu. Doğru mu? Bu güzel. Yan tarafa baktığımız zaman orada da bir x çarpı y eksi z'miz görünüyor. Şimdi sol tarafla bir kısım oynayabilirim. Çünkü orada iki tane sayımız var. Yani x ve y gibi ama sağ tarafta x, y, z var. Şimdi o zaman şöyle yazalım. x, y ve z olsun. Böyle bir üçlü şey yapalım. Olay yapalım kendimize. Burada ben şöyle bir şey yapsam acaba nasıl olur? Şunu birleştirdim ya. Yani x parantezini aldım ya. x parantezini almasam da şunu buradaki x'i e içeri dağıtsam. Yani şuradan vazgeçiyorum gençler izninizle. Bak bir tanesi x eksi x kere y idi. Ötekini de x'i içeri dağıtırsam x kere y eksi x kere z olur değil mi? Şimdi gel bu ikisini toplayalım. x bak eksi -X x'ye artı x'ye birbirini götürür. x eksi x z kalmaz mı? Ve bu da x parantezine alınırsa 1 eksi z gelmez mi? gelir değil mi? Şimdi bunlardan biri tek biri çiftse ben bunları topladığım için tekle çiftin toplamı tek olmaz mı? Olur. Al sana yine tekle tekin çarpımı tektir kazanımı. Artık sen neyin önemli olduğunu gayet iyi anladın bence. Bak çok iyi anladın. Ulan tekle tekin çarpımı tek ben bunu unutmamam gerekiyor. Soruların içerisinde bunu sürekli kullanacaklar. Ve sürekli bu benim başımı artacak. Bunu unutmamam gerekiyor. Tamam mı? Peki x tekmiş arkadaşlar. X tekse, e burası da tek ya. Tek sayıdan ne çıkarsa tek sayı kalır? Tabii ki çift sayı. Aa çok güzel. X'in tek, Z'nin çift olduğunu anladım. Bir de e, ben artık şuna bakacağım. Y hakkında yorum yapabilir miyim? Y hakkında yorum yapılabilir mi? Buna bakalım. Şimdi arkadaşlar, X parantezinde 1 eksi Y'miz vardı şurada. Ve ben X'in kesinlikle tek olduğunu biliyorum. Burada da yine X parantezinde Y eksi Z'miz var x'in yine tek olduğunu biliyorum. Eğer ki burası tekse ve burası çift ise bakalım ben 1 eksi y'nin tek olması gerektiğini düşünürüm. y çifttir bu durumda. Tamam yani x tekse y çift olabiliyor olmak zorunda. Eğer bu taraf tek bu taraf çiftse. Şimdi sağ tarafa bakıyorum. Burası tek. Buranın çift olabilmesi için z çifti ya. Y'nin de çift olması gerekiyor. Çiftten çift çıktı. Çift kaldı çift kere tek çift gelsin diye. Yani bu tek bu çiftken bu çift olabiliyor. Lakin lakin ben tam tersini yapsam. Yani buraya çift buraya tek desem bu sefer Y tek olacaktır. Çünkü buranın çift gelmesi gerekiyor. E burası çiftse burası tekse tekten çift çıktı tek gelir tekle tekin çarpımı tektir. Yani burası tekken de sağlıyor. O halde ben şunu söyleyebilirim. X kesinlikle tek. Z kesinlikle çift. Ama Y ne olduğu belli değil. Tek de olabilir. Çift de olabilir. Kafasına göre takılabilir. Tamam mı? Bundan kaynaklı Y'nin tek olduğundan haberdar değiliz. İkinci öncül gidiyor ama X kesinlikle tek ve Z kesinlikle çift sayıdır. Doğru cevabımız da 1 3'tür. Yani cevap D şıkkıdır diyebiliriz. Ve gençler artık hazırsanız SML bakışlara geçeceğiz. Tabi hazırsanız derken hemen bu videonun arkasından değil. Bir sonraki gün SML bakıştayız arkadaşlarım ve birbirinden güzel bu sefer benim perspektifimden 18 tane soru çözeceğim sizlere. Evet 3. günü de bitirdik mi? Bitirdik. Şimdi SML bakıştan hemen sonra o videonun sonunda sana ödevlendirmeni yapacağım ve o ödevlendirme sayesinde de bu konuyu artık adam akıllı biçimde pekiştireceksin. Çözmediğimiz soru tipi kalmadı. Tamam Hocam ardışık sayılar. Ardışık sayılar hakkında bu ÖSYM bakış içerisinde hiç soru görmedin. SML bakış içerisinde göreceksin. Merak etme. Ve konunun ilerleyen safhalarında da ne demiştim ben iki önceki videoda? Bu konular direkt konu bazlı düşünmemek gerekiyor. Bunlar kazanım ve kazanımlar her yerde karşına çıkacak. Bundan kaynaklı ilerleyen testlerde de ardışık sayılarla alakalı yine sorular göreceksin dedik. Üçüncü günü kapattık ve böylelikle dördüncü güne hazırlanma zamanıdır. Yarın görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.